Medyaskop Spor'dan herkese merhabalar. Ben Kubilay Kavrazlı. Bugün Yahya Kemal Doğan'la birlikte Dünya Kupası maçlarını değerlendireceğiz. İkinci haftayı konuşacağız. Yahya Kemal hoş geldin öncelikle. Hoş bulduk. Sen de hoş geldin. Hoş bulduk. Bugün ikinci haftayı tamamladık. Dört maç oynandı bugün. Sabah saatlerinde iki maç vardı. Öncelikle Gana ile Güney Kore karşı karşıya geldi. Gana'nın 3-2'lik galibiyetini gördük bu maçta. Ardından da Kamerun'la Sırbistan karşı karşıya geldi ve burada büyük bir sürpriz yaşandı. Bu maça özel olarak değineceğiz. Çünkü Sırbistan'ı favori olarak görüyorduk. 3-1 öne geçmesine rağmen Kamerun'a 3-3'lük eşitliği sağladılar ve büyük bir sürpriz imza attı burada Kamerun. Ardından Brezilya İsviçre'yi zorlandı diyemeyiz ama yine kısır bir futbol rağmen 1-0 bütün maçı katkısıyla beraber çeken sağ olsun. 2-0 yendi Portekiz Uruguay'ı. Maçtan akılda kalan aslında birinci olay Ronaldo'nun golü attı mı atmadı mı? İkinci olay da spikerin performansıydı. Buna da değinelim. Son maçtan başlayalım. Portekiz aslında beraberlik de Portekiz için iyi bir sonuçtu. Uruguay da beraberlik olsun diye aslında düşündü bence. Diego Alonso ilk yarıdaki oyununu gösterdi bize. İkinci yarıda gol gelmeseydi beraberlik alsaydı Uruguay buradan mutlu ayrılırdı. Ancak Bruno Fernandes'in ortası, Ronaldo'nun değdi mi değmedi mi değmediği ortaya çıktı. Golle birlikte maç çözüldü. Sonra Portekiz bir noktadan sonra hareketlendirdi oyunu. Sonra Diego Alonso'nun yapması gereken tercihleri çok sonra yaptığını gördük. Maxi Gomez'in bile hani şu rotasyonunda Uruguay'ın ne kadar etkili olabileceğini, hani oynasa neleri değiştirebileceğini gördük ki Gomez gol atıyordu. Sen bu maçta neler gördün Portekiz-Uruguay karşılaşmasında? İki taraflı bakalım. Birincisi Portekiz'in gruplar sonra ne yapacağına dair. İkincisi de bence Dünya Kupası'nın en büyük hayal kırıklığı olan Uruguay'a konuşalım. Yani bunda Portekiz'e girersek öncelikle Portekiz'in gruptan çıkmaya çıktı ama sonrası için yani biraz soru işaretleri barındırıyor. Gerek savunmada kolay pozisyon veriyor bence Portekiz. Hücumda da yeterince pozisyona giremiyor yani. Bir dengesizlik var takım halinde. Yani Ronaldo çok yalnız kaldı. Özellikle bu maçta Felix ve Ronaldo'yu çok az gördük. İlk yarıda özellikle. İkinci yarıda biraz daha pozisyonuna girmeye çalışsalardı işte. O bir anlık defans hatası da gelen gol sonrası iş çözüldü. Uruguay zaten henüz golü yoktu. Gol atmaya çok da az yaklaştılar. Yani bu maçta bir iki pozisyonları var. İlk yarıda bir Bentancur kaçırdı. Yani o pozisyonda da Portekiz savunmasının merkezden ne kadar kolay delindiğini gördük. Yani. Dribbling'de orta sahada iki kez yaptı. Birinde de kanada verdi. Geri aldı. İyi vuramadı hatta. Sonra Nunez dokundu. Top orta çıktı. Portekiz'e dair böyle soru işaretlerini içeren bir maç oldu açıkçası. Onun dışında da Bruno Fernandes'in sahneye dönüşü olarak da nitelendirebiliriz. İlk maçta çok silik gözükmüştü. Maçın da başlarında hiç sahada yoktu ama sonradan önce attığı gol tabii Ronaldo'nun da katkısı var. Kaleciyi yanılttı orada. Daha sonra Ronaldo çıkmışken penaltısını da kullandı. Uzun zamandır bu stille penaltı da atmıyordu. Onu da görmüş olduk. Onunla kendine has stiliyle. Yani Portekiz için kolay bir galibiyet olduğu gibi gözüküyor. Biraz sıkıcı futbol olsa da Uruguay içinse de hani söylenecek söz kalmadı artık Diego Alonso'ya. DRSKYT'yi sonunda oynattığını gördük. Hep aralara sızdı. Pozisyona girdi hatta. Bir tanesi de çok kötü bir vuruş yaptı ama takıma inanılmaz bir hareketlilik getirdi. Keza Pelistri de sonradan girip hareketlilik getirdi ama o illa çift forvetten vazgeçmiyor. Nunez'i asla tek başına bırakmıyor. Ve bunun sonucunda da takımın üretemediğini görüyoruz. Bek tercihleri zaten bu maçta Jimenez'i sağ bek oynadı. Geçen maç Caceres'ti. Hani sağ bekleri de kadroda var gözüküyor. Çok tanıdığım isimler olmasa da. Bir şekilde onları kullanıp ya da üçlüye dönüp yani kadro üçlü gözüküyordu zaten maç başından önce. Ancak gördük ki dörtlü çıktılar ve sağ bekleydi. Bayağı tercihleri soru işaretli Diego Alonso'nun. Sen neler söylemek istersin? Şey. Ben de yani şunu söyleyelim Diego Alonso ile alakalı. Bence kupayı baştan sona bitirdi yani kadro tercihleriyle birlikte. Yani Nunez'i tek başına santrfor oynatmış olsa orta sahaya bir adam atabilir. Valverde'yi rahatlatabilir. Ki Valverde belki dünyada en formda ikinci oyuncudan biriydi Dünya Kupası'na gelirken. Valverde'yi rahatlatabilirdi. Nunez'i kendi bölgesine oynatarak rahatlatabilirdi. Önce Suarez tercih etti ilk maç. Baktı Suarez'in yürüyecek hali yok. Arda bu maç Cavani'yi tercih etti. O da daha ilginç bence. Yani Cavani ilk maçta tercih etmediği bir isimle Portekiz gibi maça atması o daha da ilginçime geldi. Hiçbir şey üretemedi Cavani. Cavani ilk yarı döküldü zaten. Dediğin gibi orta saha çok kaliteli isimlerden oluşuyor.
Ama çok aslında yaratıcılık özellikleri de az isimler bu isimler. Orta sahadaki isimler. Hani dinamik, iki yönlü oynayabilen ama bitiricilikte sorun yaşayan isimler. Bunu çözebileceğin nokta daha çok kanatlardan ilerlersen, kanatlara adam atarsan çözebilirdin. Sağ bekin Jimenez yaparak hiç çıkamayacak. Hani hücuma katkıyı hiç veremeyecek değilsin. Ve şunu da sorayım ben sana. Jimenez niye oynadı? Kimi tutacaktı? Kanatsız zaten Portekiz. Hani Leao oynamış olsa diyeceğim ki Leao'yu önlem aldı ki Leao'yu oynatmayacağını biliyoruz. Bu maçta o tercih de çok saçma geldi bana Diego Alonso'nun. Hani Rochet tercihiyle birlikte Nunez'in konumlandırılmasıyla birlikte Muslera'yı yedek oturtmasıyla birlikte ve kupaya veda etti. Ve Uruguay tarihinde bence veda etmedi henüz belki. Galibiyet alırsa son maçta işler değişebilir ama Uruguay tarihinde de bu kadronun böyle bir oyunu hak etmediğini düşünüyorum ben. Son yıllarda da Dünya Kupası'na damga vuran bir ekip ki burada da son 16 turu oynamasında ben kesin gözüyle bakıyordum. Yani evet, her zaman turnuvada ileri turların en önemli adaylarından biriydi Uruguay geçmişte. Yani çok geçmişte zaten şampiyonlukları var da ilk turnuvalarda. Ama 2000'li yıllarda da Forlan'la başlayan o jenerasyon, daha sonra Suarez'le Cavani'ye devam eden, hep turnuvalarda iz bırakan başarılı takımdı. Bu turnuvada çok büyük bir hayal kırıklığı olarak dönüyorlar. Bir de dönmüyorlar da, yani dönebilirler. Zaten şampiyonluk hedefiyle çıktıklarını söylüyorlardı şeyden önce, turnuvadan önce. Ama gol atamayan bir takım çıktı karşımıza. Peki Portekiz'in ve Ronaldo'nun kupayı alma şansı hakkında ne söylemek istersin sen? Ya Portekiz'in ben eğer gruptan lider çıkarsa ki çıkacak gibi gözüküyor. Hani son maçta bir sürpriz yaşamazlarsa. Fikstüre göre gidebilirler. Ancak çeyrek finalde böyle bir Brezilya'nın gelme ihtimali var. Diğer gruptan son 6 turun geçerse Portekiz. Oralarda evet tıkanabilirler ama Portekiz'in aslında kadrosu da bunu vaat etmiyor. Yani Fernando Santos'un oynattığı kadro da bunu vaat etmiyor. Çok kısır bir futbol oynuyorlar ki Bernardo Silva'yı sen de bence katılacaksın. Manchester City'de Bernardo Silva'yı izlerken hayranlık duyuyoruz. Bu adam nasıl bir sihirbaz diyoruz. Portekiz'de ismini duymuyoruz. Hücum bölgesindeki etkinliğini çok zayıflatıyor Bernardo Silva'nın. Ya bu da bazı tercihlerden kaynaklanıyor. İki forvet tercihi kaynaklanıyor. Belki Ronaldo'nun oynamasından kaynaklanıyor. Ama Ronaldo'yu da son kupasına kesemezsen o zaman Joao Felix'e fedakarlık edip kanat bölgesinde Leao'yu tercih etmen lazım. Bunu da denemiyor. Ama Portekiz'in son 6 turundan itibaren bence kupası başlayacak. Ve orada da gelen, fikstürde gelen takımlara göre de şekillenecek gibi. Ben sana genel bir soru da soracağım birazdan maçla yerleşsin. O aklımda unutmuyorum. Teknik direktörlerle alakalı. Buradan biz şeye geçelim. Brezilya-İsviçre maçına geçelim. Brezilya'da İsviçre'yi yendi. Aslında rahat yenmesini bekliyorduk Brezilya'nın İsviçre'yi. Ama Neymar'ın eksikliği bence hissedildi. Sen ne düşünüyorsun? Evet, onu kesinlikle hissettiler. Bir de İsviçre'nin hani takım yetenek olarak çok kayba uğramış olsa da, hani bu Şaçirilerin zamanında, yani o başlayan bu çekirdeğin, kadro çekirdeğiyle çok iyi bir durumları vardı. Şu an onların hücum oyuncuları çok törpülendi. Embolo dışında iyi bir hücum oyuncuları yok hatta neredeyse. Ama Embolo da savunmasının gol. Yani gol atan bir isim Embolo da. evet. Onun dışında savunma oyuncuları da çok sağlam hala, onu görmüş olduk. Yani gayet iyi durdular maç boyunca. Bir iki pozisyona da aldılar. Biri Vinicius'un offside olan golüydü. Diğeri ise işte golde de yine dağıldılar. Ama onun dışında da hiç pozisyon vermediler neredeyse Brezilya'ya. Bir de ilk yarıda Vinicius kaçırmıştı. Zommeli kurtardı sağ köşede. Onun dışında Brezilya çok sıkıcı oynadı. Asla aralara girmiyordu. Yani son maçın sonunda oyunu tamamen Vinicius'a yıktılar. Onun üzerinden bir şeyler deneyerek galibiyete gittiler. Yani Neymar'ı çok arıyor. Neymar'ın sakatlığı da sanırım son 16'ya yetişiyordu, değil mi? Yanlış oldu. Son 16 yetişeceği söyleniyor ama o da aslında soru Evet. işareti ama son 16 oynanacak deniyor. Biraz fedakarlıkla falan oynamaya çalışabilir. Ama ne durumda olacak tabii, o da ağır hissedecek mi, soracak mı? Onlar soru işareti. Yani Neymar'ın olmadığı bir durumda da bu takımın daha fazla yaratıcı oyuncuya ihtiyacı var. Bu maçta Fred'i attığını gördük. Fred de takımı biraz zayıflatmıştı. Zaten bir de bekte de Militao tercihi vardı. O yüzden bayağı savunması çok, ya savunması iyiydi ama hücumda çok üretkenlikten uzak bir takımdı. Zaten golde en beklemediğimiz isim Casemiro attı onun golüyle. Tabii savunmaya çarpması, kaleci açısından da zor yere gitmesi neden oldu. Bu şekilde galibiyete gittiler. Ama yani onlar için de kötü bir maç. Bunu söyleyeyim. Peki sen şeye katılıyor musun? Bu Çiçek'in hani Brezilya 2017'de geldi.
ve oyun tarzını Brezilya'nın komple değiştirdi. Ya ben dedi ki kupa almak istiyorum, Dünya Kupası'nı almak istiyorum ve kupa almak için Avrupalı gibi oynamam lazım. Daha böyle kompakt bir oyun. Eski Brezilya gibi hücumcularla beraber iş yapmak yok. Ya yani Kaká'lar, Robinho'lar, Ronaldinho devri bitirdi. Daha çok Casemiro'lar yani Fred'ler falan oynuyor artık. Daha sert bir takıma dönüştürdü. Evet bu skora bazlı olarak işe yarıyor. Belki Brezilya asla 7 tane gol yemeyecek bir daha Dünya Kupası'nda. Ama keyif de vermiyorlar artık. Evet ya, direkt bu zaten şeyin de problemi. Hani İngiltere ve Fransa için de çok sık dile getirdiğimiz bir problem. Fransa dünya şampiyonu. İngiltere son Avrupa şampiyonası kendisi, ama oynadığı oyunlar hiçbir zaman keyif vermedi. Sürekli yani bu şey bir oyun. Yani çok riskli bir oyun şu açıdan. Çünkü bu oyunda kazanmadığınız sürece haksız. Öyle bir durum. Kazanmak zorundasın. Yani Döşan 2018'i kazanarak en azından kendini rahatlattı yani. Ben bu oyunla oynuyorum, kazanıyorum yani. İyi oynayıp kazanamaktansa kötü oynayıp kazanmayı tercih ediyorum. Kötü dediğim sıkıcı diyebilirim daha çok. Böyle tercih ediyorsan kazanmak zorundasın ve hani Southgate'de yine beklentiler aşarak final oynadı. Önceki turnuvada da yarı final oynadı. O yüzden onlar açısından iyi gidiyor, ama Brezilya bakalım bunu başarabilecek mi? Sen şansını ne görüyorsun Brezilya? Ya Brezilya şu an kadro, eğer yani Neymar'lı bir kadro varsa şu an net favorisi Fransa ile birlikte. Mbappe ve Neymar'ın çeşitli iki takım var. Ama işte Brezilya'da ben buradan sesleniyorum. Menajerine de, Brezilya menajerine de. Ya Richarlison da olmaz. İsterse dört tane röveşata atsın. O santrfor tiplemesiyle Brezilya bir yere gelemez. Yani oraya bir Gabriel Jesus'un monte edilmesi gerekiyor ki Brezilya'nın oyun akışkanlığına bir katkıda sağlasın. Sen ne düşünüyorsun bilmiyorum ama. Ben de kesinlikle katılıyorum. Zaten Gabriel Jesus belki şu an dünyanın en formda forveti, yani Arsenal'i getirdiği nokta ortada. Bir Benzema, bir de Lewandowski ile yarıştırabilir hani. Son dönemde Kane de o kadar formda değildi toplamda. Kötü gidiş yaptı. Kötü. O yüzden Jesus'u başlatmaması bana çok garip gelmişti. Bunun da şeyden dolayı sanırım, Richarlison spikerde maçta söylemişti. Son işte bilmem kaç yıldır Brezilya'nın en çok gol atan oyuncusuymuş bir takım Richarlison. O hani kendini getiren oyuncuya biraz bağlılık gibi gözüküyor. Başarıyı yakalayan oyuncuları çok fazla değiştiremiyor. Bunu en net Fernando Santos'ta görüyoruz zaten Portekiz'de de. O yüzden ondan vazgeçemiyorum, ama bir an önce Jesus'un 11'e monte edip onun etrafında oyun kurgulaması gerekiyor. Yani eğer Richarlison'u oynatmak istiyorsa kanatta kullanabilir yani, Jesus'u oynatıp. Hem ikisi için de iyi olur. Çünkü Jesus da ileride yalnız kalma sorunu yaşayabilen bir oyuncu. Gerek fiziksel özellikleri, gerek de yeterince atlet olmaması sebebiyle. O yüzden ikisini bir bağlantıda kullansa çok daha faydalı olur bence. Yüksek ihtimalle ama Kamerun maçına Jesus'la başlayıp bir denemek ister yani Jesus'la oynayacak. Çünkü James derine de gelip oyun açabilen bir Evet. isim. Richarlison'un da diğer kanatta olduğunu düşünürsek Vinicius, Jesus, Richarlison hücumda daha etkin olurlar gibi geliyor benim de. Günün ilk maçlarına bir göz atalım istersen. İlk maçlarında Kamerun'la Sırbistan'la bir başlayalım. Burada bir Sırbistan'ı eleştirmek gerekiyor. Çünkü Sırbistan kadro açısından ve buraya gelme bakımından yani turnuvaya gelirken sürpriz yapabilecek ülkelerden bir tanesiydi. Brezilya karşısında ilk yarıda iyi oynamışlardı. İkinci yarıda çözülmüşlerdi. Kamerun maçında da bence hafif aldılar. 3-1 öne geçtikten sonra senle biz WhatsApp'ta konuşurken sen de yazmışsın. 3-1 öndesin, kontradan 2 gol yiyorsun. Yani bunun açıklaması yok. Ve yediğin oyuncu da Aboubakar, evet çok teknik, çok yetenekli bir oyuncu ama son kariyerinin son dönemlerinde de yani performans vermeyen bir oyuncuydu. Sakatlıklardan ötürü vesaire. Ve Aboubakar'dan kontra yiyorsun. O fizik yapar, Aboubakar sana atıyor. Ve bu Sırbistan'ın turnuvadaki belki gidişatını etkileyebilecek bir beraberlik. Evet, yani Aboubakar'ın sakatlıklar sonra atletizmi düştüğünü hepimiz biliyoruz. Yani hala tekniği olsa da atletizm konusunda sıkıntı yaşıyor zaman zaman. Beşiktaş'taki şampiyonluk turnuvasında da çok iyi maçlar çıkarmasın, ama atletizmini görmüştük orada. Kaybolduğunu yavaş yavaş. Buna rağmen o kadar öne çıktı ki 3-1 öndeyken, yani Sırbistan artık herkes gol mü atmak istedi, onun şeyi mi? Daha sonrasında da çok garip bir şekilde hocanın tercihiyle Vlahovic'in oyuna girmediğini gördük. Bu da gördüğüm en saçma hamlelerden biriydi. İlk maçta Kostić'i kullanmadı. İkinci maçta Vlahovic'i kullanmadı. Bu üçüncü maçta da Milinkovic Savic'i kesse tam olacak yani. Hoca ne yapmaya çalışıyor asla anlamıştım. Zaten bu turnuvada onu daha geniş de değerlendiririz. Teknik direktörlerin formda ve genç oyuncuları asla oynatmadığını görüyoruz. Bu çok garip geliyor bana. O yüzden de Vlahovic gibi bir, hani ilk maçta biraz sakatlığı vardı anlıyorum da, bu maçta 86'da sanırım oyuncu değiştirdi.
son 3'ken yine Vlahovic'i almadı, başka oyuncular yani orada artık bari orada dedim 5 dakika oynayacak durumu da vardır diye düşünüyorum. Yani geçen maç önüne girdiğine göre. O yüzden onu çok yadırgadım daha. Yani hem de Mitrovic'e de yardımcı olabilecek bir oyuncu. Çünkü Tadic dışında ofansif oyuncusu yok bence şey Sırbistan'ın. Hani iki yönlü oyuncuları var. Sol bek oynadığına Kostić'in oyun kuruculuğu, yaratıcılığı iş yapıyor ama orta sahası genellikle iki yönlü oyuncular. Yani direkt bir ofansif oyuncu eksikliği çekiyor zaten ileride çoğalmak anlamında. Onu kullanıp ben bu çözüme gidebilirdi. Hiç denemedi. Defansı öne çıkardı. İki tane gol yedi. Sonrasında 3-3'e razı bir görüntü sergiledi zaten. O yüzden onu çok yadırgadım ben de tercihlerini. Sen Yani zaten şöyle bir durum oldu. Song da inanamadı ben sana söyleyeyim. Hani 3-3 olduğunda Song da inanamadı. Yani benim oynattığım bu takım nasıl 3-3 yakalar diye kendi kendini sorgulamıştır Song da. Çünkü Kamerun ilk maçta da çok kötüydü bence. Bu maçta evet. da yani ben farka gidecek dedim 3-1 olduktan sonra Sırbistan. Ama bir şekilde reaksiyon, Aboubakar'ın sayısı reaksiyon verdiler. Sen Onana mevzusuna ne diyorsun? Yani o da Yani o Kamerun'un klişesi artık ya. Her turnuvada bir skandallar, soruşturmalar, olaylar. Zaten Onana'nın evet. da biraz sıkıntıları var. Doping değil de doping miydi? Uyuşturucu muydu? O bir dokuda doping. Karısının aslında hamilelik ilacını Evet, öyle bir şey. çağırdığı için ardından kariyeri bence çok Evet. yüksek bir seviyedeyken iniyor şu an Inter'de biraz forma şansı buluyor ama güven verdiğini Evet. söyleyemeyiz. Inter'de de iyi performanslar çıkarmıyor. 9 ay uzak kalmıştı o cezadan da. Yani onun da biraz mental problemleri var. Belki ilerleyen dönemde olgunlaşıp bunları aşabilir. Onun dışında Kamerun'da skandallar bitmiyor ama puan aldılar ve işin içindeler. Choupo-Moting çok iyi maç oynadı yine. Yani bugün bir gol attı ama yani sürekli top taşıdığı çalışkan. Yani bu adamın bu yaşta geldiği seviye inanılmaz yani. 2 sene önce yani büyük takımların gereksiz oyuncusu modundaydı. Paris Saint-Germain olsun, Bayern olsun. Fuat'la dalga geçiyorduk. Evet. Bayağı dalga geçilen bir oyuncudan gayet iyi performans veren Bayern'in sözleşme yenilemek istediği bir oyuncuya dönüştü yani. Nagelsmann'ın kovulmasını erteleyen belki de isim oldu. Öyle söyleyebilirim. Hani Kamerun'da yükselişte. Kamerun'da şey sıkıntıyı görüyorum. Anguissa çok kötü oynuyor. Onun hakkında neler söylüyorsun? Ama Anguissa'nın böyle kötü oynamasının sebebi bence sistemsizlik. Yani Napoli'deki Anguissa'yı izleyince diyorsun yani bu sen neredeydin bu geçmişinde? Seni nasıl bulamadık biz diyorsun. Ama Kamerun'da izlerken de alalade bir orta saha. Evet. Bir de çok hata yapıyor. İkinci golde onun hatası var. Direkt topu kaptırıyor. Uzaklaştıramıyor. Daha sonra Savic'i boş bırakıyor. Savic rahat bir şekilde şut atıyor. Yani Napoli'nin belki de en formda oyuncularından bir tanesi böyle performans Kamerun'un alışkın olduğumuz şeyleri diye yorumluyorum. Bu günün ilk maçına da bakacaksak günün ilk maçında da aslında Gana'nın Güney Kore'yi bence sürpriz değil ama yine de ben böyle bir galibiyet beklemiyordum açıkçası. Yani Gana evet Portekiz maçında bir şeyler vaat etmişti. Kadrosundaki isimler de aslında bence 2026 Dünya Kupası'nda Gana daha iyi bir yerde bitirebilir bu kadronun gelişimiyle birlikte. Ama bu turnuvada da Güney Kore galibiyeti onlar için çok değerli ki onlar artık söz hakkına sahip. Yani son maçta şeyle oynayacaklar. Uruguay'la oynayacaklar. Beraberlik almaları takdirde belki de kendilerini üst turda bulacaklar. Evet onlar yani ben bekliyordum açıkçası Gana'dan. Konuşmuştuk da grup öncesinde. Sürpriz beklentim olan takımlardan birisiydi. Bunun bir numara sebebi de Muhammed Kudüs. Yani Ajax'ın en sevdiğim oyuncusu şu anda. Yani inanılmaz bir oyuncu. Hem ön libero oynuyor, orta saha oynuyor, kanat oynuyor, santrafor oynuyor. Ajax'ta çoğu zaman sahte 9 kullanıyor son sezonda. Önceki sezon daha çok orta sahada kullanıyordu ama onunla birlikte inanılmaz bir oyuncuya dönüşüyor. Burada da uluslararası kariyerini de yükseltişini görüyoruz. Belki yani sezon sonunu beklemeden transfer yapabilir. Onu söyleyebilirim onunla ilgili. Henüz 22 yaşında. Hem golcü hem topla çıkabiliyor hem driblingi var. O yüzden Kudüs'ün faktörüyle biraz Gana iyi gidiyor. Maçta biraz şanslı vardı. Onu da değinmek lazım. Çünkü daha çok Kore'nin baskısı vardı. İlk 10 dakikada 7 korner atmıştı galiba. Ya 10 ya 15'ti dakika. 20 dakika hapsettiler zaten. Evet. Yani çıkamıyordu Gana ama bir kere duran toptan gol attılar. Daha sonra bir akan oyunda Kudüs'ün ceza sahası koşusu kafa vuruşu. Zaten ilk ceza sahasında topla buluşmasıydı Kudüs'ün. Onda gol attı. Daha sonra inanılmaz bir dönüş
gerçekleştiriyordu. Böyle iki orta kafa golle 2-2'ye getirdiler 2 dakika içerisinde. Orada biraz Ghana'nın teknik direktöründe de ben hatalı buluyorum. Yani Kore sürekli oyuncu değiştiriyor, izliyor kenarda. Hiçbir şey yapmadı. Hiçbir hamlesi yok böyle. Artık yani şey biraz Lemke de aksamaya başladı. Biraz yoruldu. Onun bir de fizik dezavantajları savunmada biraz zorluyor onu. Hücumda çok etkili bir oyuncu olsa da. Onun değişmesi göze çarpıyordu. Zaten kart da gördü sanırım çıkmadan önce. Daha sonra işte tesadüf mü diyelim artık. Yoksa Gana'nın reaksiyonu mu hemen gol Bence o atmaları. reaksiyon geldi ya. 2-0, 2-2 olduktan sonra Gana gibi ülkeler genellikle yani Afrika Evet. takımları bunu görürdük. Bir dağılıp çözülebiliyorlardı. Burada yine de reaksiyon verdiler. Evet, reaksiyonu verdiler. Maçı aldılar yani. Yine Kudüs'ün çok güzel bir vuruşuyla. Ardından savunmayı tekrardan beşledi. Sağ beki değiştirdi. Daha savunmaya yönelik ve kontrol yönelik oyuncular kullandı. Hiç çıkamadı son bölümde ama Kore'nin de savunmaları açmakta ne kadar zorlandığını görmüş olduk bu maçın son bölümünde. Yani son 20 dakika hiç orta sahaya geçmedik bana. Ama yine de skoru korumayı başardı. Sen neler söylemek istersin? Ve son maça ben değineceğim. Son maçlarda şu an Kore'nin de çıkma şansı var. Ghana'nın da var. Uruguay'ın da var. Şimdi bu kötü Uruguay. Eğer Ghana'yı yenip çıkarsa üzülürüm. Çok üzülürüm. Yani gerçekten üzülürüm. Çünkü hiçbir şey oynamıyorlar. Ve bir an önce elenip dönmeleri lazım. Hocalarını göndermeleri lazım. Bu jenerasyonun emektarlarını da yollayıp yeni ekiple yola devam etmeleri lazım. Bir an önce. O yüzden ben Ghana'nın çıkmasını istiyorum bu gruptan. Ghana açısından da gerçekten ben 2026'yı bekliyorum Ghana için. Çünkü oyuncular gerçekten genç. Yani Kudüs'ün 26 yaşında 2026 yılında damga vuracağını düşünüyorum. Ben yani daha da Evet. olgunlaşmış bir Kudüs. Çünkü Kudüs'ün de daha olgunlaşmaya hazır bir oyuncu olduğunu görüyoruz yani. Bazen Ajax'ta sakarlıkları vardı. Şampiyonlar Ligi maçlarında özellikle. Evet. Ancak o da olgunlaşacaktır. Umarım buradan bir Ghana'yı çekeriz sonra altı turuna Portekiz'le birlikte devam ederler. Biz ikinci haftayı da tamamladığımız için Dünya Kupası'nın genelinde bir konuşalım. İkinci hafta maçlarında neler izledik? 2 hafta sonucu neler izledik? Buradan aslında ilk ben sana Roberto Martinez'le pas atayım. Belçika'ya. Belçika'nın altın jenerasyonu yan adam olarak tarihe geçti. Böyle 2018'de bence prime dönemliydi bu kadronun. Başarılı olamadı bence. Yarı final Evet. oynadı sanırım. Ama bence başarılı değil bu kadro için. 2022'de de grupta elenme şu an tehlikesiyle karşı karşıya elenmeseler bile ileri gidemeyecekleri açık gibi gözüküyor şu an oynadıkları futbolla. De Bruyne'nin bir açıklaması vardı. Çok yaşlıyız. Bizim kupa almama şansımız yok demişti. Vertonghen de dedi ki bu son maç. Evet çok yaşlıyız. Hücumda üretemiyoruz dedi. Takım içerisinde de böyle bir atışmalar var. Sen Belçika'yı nasıl buldun? Çünkü Fas karşısında sahada yoklardı. Evet, Kanada karşısında da yani şu Hırvatistan'ın 4 attığı Kanada karşısında sahada yine yoklardı. Yani bir uzun top, Batshuayi'nin bir koşusu, tek vuruşu maçı almışlardı. Courtois'un payı çok büyüktü. Davies'in penaltısını çıkarmış olmasıyla. Yani Belçika hiçbir şey oynamıyor ve asla şey de görmüyoruz Belçika'da. Hani Uruguay'da bile en azından yaşlar oynasa da gençleri arada sonradan oyuna atıyor. Bir şekilde deniyor. Hani o kadar genç oyuncusu var Belçika'da. Hiçbirini kullanmıyor. Yani dün maçta kurtarıcı olarak Mertens oyunu aldı yani. Takımın zaten sorunu yetenek değil, atletizm. Buna rağmen Onana'yı çıkardı mesela. Hatta Tielemans'ı maçın başında kesmişti yani. Belki de Kevin De Bruyne dışında bir de Courtois'ı dışarıda bırakıyorum. Diğer oyuncuların hiçbiri prime'ında değil. Tek oyuncu Tielemans. O... Evet. Hazard diye açıklaması yok. Evet. Ve prime'ındaki tek oyuncuyu da dışarıda bıraktı yani. İlk 11'de çıkmadı. Çok garip geldi bana. Ben hani Witsel'in kesik yemesini beklerim o kadar falan. Vertonghen'in beklerim. Hazard'ın beklerim. Kesik yiyen Tielemans oldu. Bu da çok garip geldi bana. Onun dışında Ve yani de... Calatasaray hani Milan'ın şu an Evet. parlamasına beklediği yıldızı da yani bu Dünya Kupası'nda oynamayacaksa da zaten nerede oynayacak? Yani şeyde Lens'in forveti Openda da var ellerinde. O da çok iyi bir sezon geçiriyor. Yani Rennes'in stoperi var. Leicester City'nin Faes var Leicester'dan, Teap var Rennes'den. Bunları defansta kullanabilir ama üçlüyü görüyoruz. Alderweireld, Vertonghen, Meunier üçlüsüyle üçlü yapıyor yani. Üçü de artık 30'ların yanlış tarafına geçmişler yani. Öyle Bu söyleyebilirim. üçlü bitti. Pandemi sürecinde bu üçlü tedaviden Evet. kalktı ya.
Ona rağmen hala ısrar etmesi çok garip geliyor o yüzden bana. De Bruyne tek başına çırpınıyor. Özellikle Kanada maçında çok dikkatimi çekmiş. Sürekli takım arkadaşlarına bir yerlere isyan ediyordu yani De Bruyne. O da farkında galiba takımın şey olduğuna. Zaten açıklamaları da onu gösteriyor. O yüzden çok sorunlu. Roberto Martinez kovulur bugün işte diye düşünüyorum. Sen neler söylüyorsun? Ya Roberto Martinez'in bence 2018'in ardından kovulması lazım. Çünkü ki Avrupa Şampiyonası'nda da şu an ne yaptığını Galler hatırlamaz. elenmiş. Galler Evet. elenmişler 2016. İki, aynen. O yüzden hani şu an zaten öncesinde kovulması gerekiyordu. Yeni bir kanla gelmeleri gerekiyordu diye. Bunu denemediler. Şu anda mesela Trossard falan da bu maçta yedek Evet. oturmuştu. Şimdi nereden baktım. Ya Trossard Premier Ligi sallıyor. Yani öyle bir ismin Torgan Hazard'ı kesememesi, Eden Hazard'ı kesememesinin mümkünatı yok. Ama Roberto Martinez bence şöyle düşündü. Eğer bir açıdan bakmaya çalışıyorum. Bu oyuncularımız zaten son kez Dünya Kupası'nda yer alıyor. Yani bu tadı bir daha yaşayamayacaklar. Bir de Katar anlatsınlar torunlarına falan dedi herhalde bu adamların. O yüzden oynatmaya devam ediyor. Ama çok pahalıya patladı. Burada da Fas'ı biraz konuşalım. Yani Fas oynadığı oyunla birlikte her zaman yetenekli futbolculara sahip olurdu Fas. Dünya kupalarına gelirdi. Bir iki maçta bize renkli görüntüler sergiletirdi. Ama bu sefer hem savunmada hem hücumda dolu dolu bir takım var Fas'ta. Hani Saiss'ın çok iyi bir performansı var ki Beşiktaş'ta gösterdiğini bence 2-3 katı daha iyi Fas'ta şu an. Ardından da Hakim Ziyech'in de tam bir liderlik rolünü üstlendiğini görüyoruz Fas'ta. Evet, bugün teknik direktörlerin bir açıklaması vardı zaten. Hani Hakim Ziyech zor bir oyuncudur ama ona güveni verirseniz sizin için ölmeye razıdır gibi bir açıklama. Yani bu da çok şey anlatıyor Ziyech'le ilgili. Yani Ajax'taki performansı mükemmeldi. Ama Chelsea'de asla istediği ritmi yakalayamadı. Ama milli takımda tekrardan bir yükselişini görüyoruz. Onun kariyeri açısından da çok önemli bence bu. Belki transfer yapar ya da Chelsea'de daha fazla oynamaya başlar kendine gelen özgüvenle birlikte. Turnuvada harika maçlar çıkardı yani. İlk maçta biraz kısır bir maçtı Hırvatistan'da ama bu maçta oldukça iyi derdi. Sürekli onlar atak taraftardı ve 2-0 galip geldiler. Yani onları iyi, olumlu görüyorum. Gruptan çıkma şansları da bir hayli yüksek şu anda. Çünkü grubun zayıf ekibi Kanada ile oynayacaklar. Belçika'nın da işi çok zor. Hırvatistan'a karşı karşılaşacaklar ve Hırvatistan'a beraberlik yetiyor. O kilidi açabilecekler mi? Bunu görmeyi bekliyorum. Kesinlikle öyle. Yani Belçika'nın çıkamama şansı bayağı var. Burada ben kendim Eşref Hakimi'yle şöyle bir parantez edeyim. Şu an aktif olarak en iyi sağ bek herhalde Evet. dünyadaki. Bu Inter Yani. sezonundan beri öyle ya. Evet. Yani onun Real Madrid'de miydi bonservis Evet. Dortmund muydu? Real Yani Madrid'deydi. evet. Dortmund'da kiralıktı. Inter'e sattı Real Madrid. Sana bir Dortmund'dan şey geri dönüyor. söyleyeyim mi? Şöyle bir noktaya işte parmak basayım. Haddim olmayarak. Şu an Real Madrid'in bekleri Theo Hernandez ve Eşref Hakimi Evet. olabilirdi. Ve bunu Çok da ucuza kabullenmedi. verdiler ikisini. Evet. Ama buna rağmen yine de Real Madrid olunca işte Şampiyonlar Ligi'ni alıyorsun. Yani bir Evet. şey oynamadı. Karvali devam Gariplik ediyor. var. Evet. Şeye de bakalım, değinelim. Sen Kanada'nın hocasının açıklamaları çok Evet. Çok garipti ve tatsızdı yani. Hırvatistan'da. Evet. Evet. Yani öyle bir açıklamalar yaptı ki Hırvatistan oyuncularının aslında yani yoktan yere, çünkü ilk maçta Hırvatistan da kötüydü bence Fas Evet. karşısında. Onlar da Hani çok yaşlı. yoktan. Ya onlar da çok yaşlı bir takım Hırvatistan'da. Yani adamlara bildiğin enerji dopingi yaptı Kanada teknik direktörü yaptığı açıklamayla. Ben FIFA'nın da ceza vermesini bekledim ama galiba ceza açıklaması olmadı. Bilmiyorum verecekler. Şöyle bir durum olabilirmiş. Soyunma odasından çıktığı da konuşuluyor. Hani soyunma odasında oyuncularla öyle bir şey söyledi ve oyunculardan bir tanesi basına servis etti diye ben bir yerde haber okudum. Anladım. Eğer öyle ceza veremezsin zaten, ama nerede olursa olsun bu açıklamanın sızması da skandal. Hocanın bu Evet. açıklaması da skandal. O yüzden böyle bir mağlubiyet olacağı belli zaten. Perisic diyordu ki maç öncesi. Maçı bekliyoruz biz. Belki Aynen. şu an açıkça yenilecek Hırvatistan ama şu an mutlu dönecekler Evet. ülkelerine. Bunu Zaten tam söylesen. süremiz de hani diğer takımları da konuşarak şey yapalım. Senin eğer Kanada ile alakalı son sözünü alayım ben. Kanada ile ilgili işte hocanın amatörlüğü diyorum bunu. En son Balçova Yaşanspor Galatasaray maçında net bir şekilde şahit. Böyle açıklama.
Ya ters tepiyor yani. Ters Evet. tepmemesi mi? O gün soyunma şey koridorlarda Hamit Altıntop'un kaleci şey dediği ortaya çıkmıştı. Maç sonu görüşelim. O daha Evet. soyunma giderken. Öyle de açıklamalar yaramıyor. Kötü yani. Yapacaksan da arkadaşların arasında yapacaksın. Burada biz aslında İngiltere'yi Almanya'ya değinebiliriz kısa kısa ama ben sana aslında süremiz de daralmışken şeyi sormak istiyorum. Şimdi ikinci maçlarla birlikte üçüncü maçlarda grupların çıkacak takımlar belli olacak. Şimdi iki tane maç var. Çok kritik. Tüm dünyanın kilitleneceği. Birincisi Amerika-İran. Bu maç aslında kilitlenmeken politik açıdan kilitlenmesi olacak. Sen bu maçta kime avantajlı görüyorsun? Bence İran bir adım önde oyun olarak. Bence de hem oyun olarak hem de tecrübe olarak bir adım önde. Amerika nasıl gol atacağını bilmiyor gibi duruyor. Yani bunu söyleyeyim. Çok atletikler. Zaten Hacı Wright'ı da ikimize biliyoruz. Hani gol atıyor ama attığının 2-3 katını da kaçırıyor yani. Bazen saç baş yolduran tercihleri oluyor. Henüz o da olgun bir oyuncu değil. 24 yaşında olsa da. Zaten takımın geri kalanı çok genç. Yunus Musah belki 2 sene sonra bu takımın en büyük yıldızı olacak. Bu işçi de geri dönecekler. Onun da henüz 19 yaşında bir oyuncu yani. Onun da sorumluluk alması zor. Pulisic de zaten skorer değil. Ve takım asla gole gidemiyor. Bunu görüyoruz. Burada da garip bir şekilde Giovanni Reina'nın süre almadığını görüyoruz karşılaşmalarda. İnanamıyorum ya. İnanamıyorum. Yani anlamıyorum Turnuvada daha doğrusu. genç oyuncularda şey var. Fobi var hocalarda. Leao olsun. Arjantin'de Alvarez olsun. Burada işte Reina olsun. Birkaç tane daha var Belçika'da saydık. Modern diye ben sana son Foden noktayı. süre almadı İngiltere'de onu gördük. Şeyde Almanya'da da yine bir takım eksikler vardı da şu an hatırlamıyorum. Aklıma gelmedi. Çok fazla genç oyuncunun formda ve genç oyuncunun asla kullanamadığını görüyoruz. O beni çok şaşırtıyor. Zaten ben milli takımlarda 30'lu yaşlarında olup çok iyi performans gösteren oyuncu hatırlamıyorum. Genelde bu 25-28 bandında oyuncular daha çok takım taşıyan isimler oluyor. Bunu göremiyoruz. İran'ın da işte tecrübesiyle olsun. Yani hocasının oyunuyla olsun. Carlos Queiroz çok tecrübeli. Rakip hoca Greg Berhalter'e göre. Ve maçı alacağını düşünüyorum İran'ın. Ve gruptan lider bile çıkabileceğini düşünüyorum. Çünkü İngiltere'nin Galler'le berabere kalma ihtimali daha yüksek görüyorum. Çünkü atan oyunda gol bulamıyorlar. Galler de çok sayılı bir takım. Duran topu da çözmek çok zor. Sen ne düşünüyorsun o maçla ilgili? Bence ben de İran-Amerika karşısında İran'ı avantaj görüyorum. Amerikan 2026'ya hazırlanıyor ev sahibi Evet. olduğu turnuvaya. O yüzden Amerikan elenmesi de çok böyle sürpriz olmaz. Acı da vermez Amerikalılara. Zaten acı vermeyecektir futbol olduğu için spor dalı ama İran için çok kritik maç. Yani İran'daki olayları da düşününce iç Evet. savaş durumları, protestoları vesaire buradan alınabilecek bir galibiyeti isteyecekler. Daha çok isteyecek taraf olacak İran. Karşılaşmada beraberlik de sanırım İran'a şu an yetiyor. Yetiyor, yetiyor. Puan gruptan Şey çıkmak için İran olursa o konu. galiba Galler'in bir ya da iki farklı yenmesi İngiltere'yi İran'ı dışarıda bırakıyor. Onun tam yani detaylarına hakim değilim. Onu sonra konuşuruz. Konuşsam ama o da çok zor bir ihtimal ama Evet. İran'ın büyük ihtimalle gruptan çıkacağını görüyoruz burada. Diğer Amerika'nın da 2026 hedefinde bu bir güzel bir turnuva oluyor. Renkli kattılar. Gerçekten İngiltere maçında oynadıkları oyun da bence çok güzeldi. Amerika'nın sadece gol yollarında sıkıntılar yaşadılar. Aslında ben sana son olarak da hani bunu biraz daha programın sonuna kadar da bunu konuşabiliriz aslında. Çarşamba gecesine götüreyim. Her şeyin bence belli olacağı maç. İki tane Last Dance var. Bir Lewandowski, bir Messi. Yani burada hangisinin evine üzüntü döneceğini, üzüntülerek döneceğini göreceğiz. Çünkü şöyle bir hikaye var. Lewandowski en prime döneminde Ballon d'Or'u Messi'ye kaptırdı. Messi'nin Evet. hiçbir şey oynadı da Lewandowski kadar hak etmediğini Evet. düşündüğüm bir şeydi. Şimdi Sezon. de son kez Dünya Kupası'nda bu iki isim. Eğer büyük bir sürpriz yapmazlarsa İbrahimovic gibi. Ve birbirlerine karşı karşıya geliyorlar. Kazanırlar. Yani Polonya'ya beraberlik yetecek. Ama Arjantin'de kazanmak zorunda oldu maç. Sen ne bekliyorsun bu maçta? Bence şu an turnuvanın maçı oldu yani. Bence çok sert bir maç olacak. Yani iki takım da gayet sert oyunculardan sahaları olduğunu özellikle. Yani bir yerde savaşçılar Depaul, Paredes, Guido gibi isimler oynuyor Arjantin'de. Polonya'nın da zaten yıllardır çok sert savunma defansıyla biliniyorlar. Yani şu an çok zor bir maç. Tahmin etmek çok zor ama ben de bu maçla ilgili şey söylemek istiyorum. Şu anda maçtaki en iyi oyuncu Zielinski bence. Onu söyleyebilirim bu maçta. Forma açısından bence de. Evet yani hem Lewandowski'den hem Messi'den daha iyi durumda. Açıkçası Napoli'de harikalar yazıyor. Oyunun
merkezindeki isim Napoli'deki. O yüzden çok merakla bekliyorum ve karışık bir maç. Bir de işte bu grupta Arabistan-Meksika maçı da çok ilgi çekici bir maç olacak. Ben şeyi anlamıyorum sadece. Bu Amerika 2026 için genç bir kadroyla geldi. Meksika da ev sahibi. Meksika yaşlı kadroyla geldi ve hiçbir şey de oynamıyorlar. Yani Meksika'nın planı ne onu anlayamadım. Sen o maça değinmek ister misin? Arabistan. Evet, o maç da bence çok ilginç bir maç olacak. Evet. Şöyle ki yani Suudi Arabistan'ı ben Meksika'ya yenebileceğini düşünüyorum. Yani yeneceğini düşünüyorum açıkçası Suudi Arabistan'ı. Böyle bir fırsat gelmişken tepmek istemeyecek Suudi Arabistan. Yani Meksika'yı biraz şöyle değineyim. Bu yaşlı kadronun yani son turnuvası ama dediğin gibi 2026 hiçbir hazırlık yok. Hocanın ne oynattığını asla anlamadım iki maç sonunda. Yani Tata Martino Barcelona görmüş bir isim. Nasıl gördüğünü biliyoruz ama görmüş bir isim. Ama ona rağmen ne oynattığını anlamadım. Bu kadroda Şunil adını bu turnuvayla birlikte dolduracak. Belki bir puan almak isterler. Suudi Arabistan ama Suudi Arabistan oynadığı oyun bence şey maçında da iyiydi. Polonya maçında da iyiydi. Yani Polonya maçında da iyiydi Suudi Arabistan vardı ama skora gidemediler bu sefer. Meksika maçının favorisi. Şöyle bir durumla karşı karşıya gelebilir turnuva sonu, grup sonunda. Suudi Arabistan ve Polonya'nın çıktığı, Arjantin elendiği bir grup sonunda karşı karşıya gelebiliriz. Bence bu olası. Suudi Arabistan lider çıktığı bir grupla da karşı karşıya gelebiliriz. Yani sen Suudi Arabistan'ın lider çıkacağını düşün, yani inanır mısın turnuva öncesi, şu an ne düşünüyorsun? Yani inanmazdık ama şu an gayet olabilir. Çünkü gerçekten Martino bence çok kötü bir teknik direktör. Hem de çok da kötü tercihler yapıyor. Hani son maçta takım gerideyken gitti Lozano'yu çıkardı böyle. Ben şok oldum yani. Takımın belki de tek yıldızı Tek. yani. Tek. Onu çıkardı maçın en kritik noktasında. Jimenez'i alıyorsun. Lozano yok yani. Jimenez'in olayı zaten pivot santraforluk. Yani kime Aynen. atacak, kime bırakacak? Tüm etkili oyuncuları çıkar. Zaten Roberto Carlos isimli bir adam oynadı. Onun da ne yaptığını hiç anlayamadım. Sonradan oyuna giren. O yüzden Meksika'da büyük sıkıntı var. Arabistan bu maçı kazanabilir. Arabistan çok iyi gidiyor. Zaten Polonya maçında penaltıyı kazanmasa o maçı da asla kaybetmezlerdi. Onu söyleyebilirim. Çünkü Polonya'nın gol atamadığı çok bariz. Onlar da çok zorlanıyor. Arjantin aynı durumda biraz. Onu söyleyebilirim bu maçta iyi. Kesinlikle öyle. Ben de Arjantin'in geleceğini belli edecek maç olarak düşünüyorum. Polonya karşısında. Hani Messi'nin böyle bir veda etmesi. Bu grup bence kolay bir grup bu arada. Onu da söyleyeyim. Diğer gruplara baktığımız zaman. Evet. Hani çok da Arjantin'e sürpriz yaşamaması gereken bir gruptu. Ve buradan elenirse Arjantin sıkıntı yaşayabilir. Ama eğer Meksika maçında o stresi üzerlerinden atmışlarsa da Polonya'ya belki 3-4 tane de atabilirler. Yani öyle bir kadrosu var Arjantin'in. Ama bu maç iki takım için de özellikle Lewandowski Messi açısından baktığımızda çok kritik bir maç. Güzel bir maç olacak. Ben o maçı da izleyeceğim. Suudi Arabistan maçı da çok güzel olacak. Ben sana yorumların için teşekkür ediyorum. Biz diğer yayınlarımızda da artık iki maça düştü. Aslında iki maça düşmedi de aynı anda iki maç oynanacak. Toplamda yine dört maç var. Gruplar Evet. günlerde. Ama hızlı bir gün bitebilir artık. Daha hızlı bitebilir. Dört tane maç bazı maçlar yani bitmek bilmiyor 0-0'lık maçlar özellikle. Şu anda aslında turnuvanın ben başladığını düşünüyorum. Her gün bence bir tane güzel maç çıkacak. Turnuvanın geri kalanında artık. Bu noktadan itibaren. Sen son cümlelerini alayım. Ardından programı kapatalım. Yani evet şimdi turnuva asıl şimdi başlıyor çünkü her maçın bir anlamı var. Yani anlamsız maç izlemeyeceğiz. İki tane çıkma şansı kalmayan takımın birbiriyle karşılaştığı hiçbir durum yok. Yani 6-6 yapıp 0-0 olsalar öyle bir durum olabilir ama şu an her maçın bir anlamı var. O yüzden kimse böyle beraberliğe razı ya da yani iki takımın da beraberliğe razı olduğu bir durum asla olmayacak. O yüzden çok keyifli olacak. Heyecanla da bekliyorum yani. Böyle söyleyeyim. Herkes son kurşunlarını bence de herkes son kurşunlarını atacak. Ben sana değerli yorumlar için teşekkür ediyorum. Medyaskop Spor'da biz Dünya Kupası boyunca yayınlarımıza devam edeceğiz. Bizi takip etmeyi, beğenmeyi, abone olmayı unutmayın diyorum. Herkese iyi geceler diliyorum.